Arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şimdi size VTI'nin iç lambalarını nasıl değiştireceğimizi göstereceğiz. Bunlar bazen yeteri kadar aydınlatmayabiliyor. O yüzden bunların yerine başka lamba takabiliriz. Bir önde var bizim sunroof olduğumuz için. Bir de ES'lerden farklı olarak arkada var. Şimdi bunları nasıl? Önce bir sökeceğiz. Sökmek için de şöyle genelde bir trim sökücüler var. Mesela bunlar ucuzdur. Bunlardan bulabilirsiniz. Veya plastik bir kredi kartı falan da olabilir. Onları da yapabilirsiniz. Bunlar da arabanızın bulunması iyi bir şey. Her zaman lazım oluyor. Şimdi kamerayı şöyle koyalım. Önce bunu sökmeye çalışalım. Kameramızı ayarlamaya çalışıyoruz öncelikle. Şöyle yaparsak herhalde gözükür. Öncelikle şu arka taraflarda kastırıyoruz şöyle. İnce ucu bir şeyimiz varsa daha da ince ucu olabilir yani. Gerçi bunlar iyi ama. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yani trim sökücünüz olursa elinizde daha zararsız sökersiniz. Bu şekilde söktük. Şimdi bunun içine lambalarımızın bir tanesini çıkartalım. Bakalım. Bu şekilde. Doğru bakalım. Bir tanesini koyalım şöyle. Bunu bu şekilde söktük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde iki tane lamba yarığımız var. Ve lambalardan bir tanesi bu şekilde. Görüyorsunuz. Şimdi diğer türlü bir tane tavan lambamız var. Onu da şuradan kastırıp çıkarmaya çalışalım. Bu da çıktı arkadaşlar. Şöyle şuradan kastırdığımız zaman ufak bir hareketle çıkıyor. Elimize geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi bunda da normalde bir tane büyük lambamız var. Bunu da boyunu ölçelim. Bu şekilde çıkıyor burada. Şimdi bunların hem yerlerini ölçelim, başka ne takabiliriz? Çünkü bunları bazen hazır led satılıyor. Hem de boyutlarını ölçelim. Şimdi şuradan kompasımızı alalım. Şöyle koyalım bir saniye. Milimetrik ölçelim ki sıkıntı olmasın. Şöyle bacağımıza koyalım şöyle üstüne. Evet arkadaşlar, lambamızın boyutu tam 30 milimetre. Yani şurada da görüyorsunuz. Yani 3 santimetre. Şuraya yazalım.
altı lamba. 3 santimetre. Şimdi kullanmamızın tam olarak, eğer buraya bir led lamba falan koyacaksak, onun uzunluğu ölçün arkadaşlar. O da yaklaşık olarak 11, tam olarak 11 santimetre. Yani şöyle led bir şey koyacaksak, gerçi olmaz ama en fazla şuraya kadar, yani 11 santimetreye içinde bak, içten üçe çekse de 4 santimetre, 11'e 4 santimetre, yani uzunluk 11 santimetre, genişlik 4 santimetre. Bu lambamızı ölçtük. Şimdi diğer lambamızı ölçelim arkadaşlar. Bu lambamız, bu da, evet arkadaşlar, bu da yaklaşık 25-28 milimetre. Küçük lambamız da 28 milimetre. Küçük lamba. Bunun da yer uzunluğu ne kadar bakalım. Eğer yarın bir gün bir şey koymak istersek. Bunun yeri zaten küçük. 5 santimetre ya. Yaklaşık 2,5 santimetre. 5 santimetre, 2,5 santimetre. 5 santimetreye 2,5 santimetre. Bu da küçük lambamız. Yani tekrardan yazacak olursak, orta lambamız 3 santimetre boyutu. Genişliği, yuvamızın genişliği 11 santimetre, 4 santimetre. Küçük lambamızda yaklaşık uzunluğu 28 milimetre. Ondan sonra yeri de 5 santimetre, 2,5 santimetre. Yani yeri dediğimiz şuradan şurası, burası boyu, burası yeni. Buraya başka lamba takalım. Başka bir şey takamayız. Genelde orijinal lambalar daha iyisi varsa onu takabiliriz. Burada aynı şekilde. Lamba yuvası burası. Şöyle görelim. Evet arkadaşlar, lambalarımız bu şekilde. Eğer daha iyi bir lamba bulabiliyorsak, bunlar çünkü aydınlatmaları çok iyi değil, nedense fabrikasyon çıkış olarak, daha iyi bir aydınlatmayla değiştirebiliriz. Tekrardan kolay gelsin hepimize.